Neden? Sen Bulut'un nikah şahidi değil miydin Alaz? Bulut seni kardeşi gibi seviyor, neden? Biz bunu hak edecek ne yaptık söyle. Zaman hızla tükeniyor Elif. Neden, neden, neden? Burası benim hayatımdaki en önemli yerdi. Bulut bana burada evlenme teklif etti. Niye yapıyorsun bunu bize? Ha? Neden yapıyorsun bunu bize söyle? Neden bize bunu yapıyorsun? Biz neyi hak ettik bunu? Söyle çabuk. Bilerek yapıyorsun değil mi? Bize dair güzel olan ne varsa mahvetmek istiyorsun değil mi? Çirkinleştirmek istiyorsun değil mi? Niye yapıyorsun bunu bize söyle? Bak böyle sorular sorarak Bulut'un hayatını kurtaramazsın Elif. Saniyeler birbiri ardına tükeniyor. Biri benimle oyun oynuyor. Kim bilir? Belki de bir yerlerden izleyip eğleniyorlardır benimle. Kimsenin geleceği falan yok. Sıkıldım. Hadi gidelim. Bulut kim? Benim. Sen kimsin? Bunu size gönderdiler. Kim? Kim gönderdi? Bilmem. Terasa çık. Bunu oradaki abiye ver dedi bir kadın. Bana 50 lira verdi. Ben de çıktım işte. Bu ne şimdi? Arayacaklar herhalde. Neden kurtardınız beni? Neden o zaman beni kurtardınız? Bıraksaydınız da Selami beni öldürseydi. Ben ölümü bile kabullendim. Ama bunu yapamam ne olur. Meselenin seninle bir ilgisi yok. Senin yerine kim olsa aynı şeyler gelecekti başına. Neden? Bulut ne yaptı sana bu kadar? Ne yaptı söyle? Aklım almıyor. Gerçekten bütün bu olanların hiçbirini aklım almıyor benim. Bak böyle konuşmaya devam edersen zaman tükenecek ve Sırrı Bulut'u öldürmek zorunda kalacak. O her şeyden çok sevdiğini söylediğin adam var ya, benim arkadaşım onun kafasına sıkacak Elif. Sana da bu ekrandan izlemek kalacak. İstediğin şey bu mu? Hayır. Ha? Onu kurtarabilecekken sırf bencillik yaptığın için onun ölümüne sebep olacaksın. Güzel. O zaman yapılacak tek bir şey var. Benim dediğimi yapacaksın. Son 20 saniye Elif.
Açmamıyorsun. Dinliyorum. Bulut'u azat et. Anlaşıldı. Kim o? İşten arıyorlar. Daha önce sana sormadım hiç sırrı. Ne iş yapıyorsun sen? Hurda işi, imha ve geri dönüşüm. Kazancı iyi çok şükür. Geçinip gidiyoruz işte. Alo. Seni de oralara kadar yordum Bulut'cum ama. Görüşmeyi isteyen sensin. Neredesin şimdi? Kusura bakma. Daha fazla ödeyen çıktı. Olsun. Yine de seni tanımak güzeldi. Bir dakika, bir dakika. Kim? Kim daha fazla ödedi? Sence? Bak masada senin için soğuk su var. İstersen bir bardak içebilirsin. Şimdi ne yapacağız Bulut? Her şey için sağ ol. Gel bırakayım seni. Eğer gelmemi istersen söylemen yeterli. Yok, gerek yok. Buraya kadar gelmene de gerek yok zaten. Hadi gidelim. İyi günler. İyi günler memur bey. Bir soru mu var? Ne gibi? Niye durdunuz burada? Ha yok. Ya eşim üstünüze afiyet üşüttü biraz galiba. İstifra etmek için içeriye girmek istedi. Kadınlar işte her şeyden utanıyorlar malum. Hah. Kendisi de çıktı işte. Nasıl, hallettin mi işini tatlım? Daha iyi misin? Ben de memur beye tam mideni üşüttüğünü söylüyordum. İyi misiniz hanımefendi? İyiyim. Geçmiş olsun. İyi nöbetler memur bey. İyi günler. Ben de seni arabaya götüreyim. Sakın aptalca bir şey yapma. Nereye bırakayım seni? Yapamam ben böyle. Umut'un yüzüne bakamam. Gözlerinin içine bakamam ben böyle yaşayamam. Sevdiklerime yalan söyleyemem. Gözlerinin içine bakamam kimsenin ben böyle. Sevdiğim insanlar benim gözümün içine bakıp senelerce yalan söylediler Elif. Beni sevdiğini söyleyen insanlar bunlar. O yüzden sen de yaparsın. Hiç merak etme. Kimsin sen? Ne istiyorsun Bulut'tan? Ne istiyorsun bizden? Doğacak çocuğunun babasıyım. Şimdilik bunu bilmen yeterli. Sonrası sonra. Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Pisliksin sen. Bana bak Elif. Eğer bir daha bana dokunacak olursan sadece seni değil, bütün sevdiklerini işkenceden geçiririm. Anladın mı beni? Ölmek için yalvarırsınız bana. Anladın mı? Anladın mı? Yeah.
Bak bu duruma ne kadar çabuk alışırsan o kadar kolay atlatırsın Elif. Yapabileceğin hiçbir şey yok artık. Olanlar oldu. Yapabileceğin tek şey uyum sağlamak. Böylesi bulut içinde senin için de en iyisi. Beni sevdiğin insanlara zarar vermek zorunda bırakma. Yıldız'ı düşün. Uslat teyzeyi düşün. İnan'ı düşün. Sen insan değilsin. İnsan değilsin sen. Doğru. Ben insan değilim. Benim yapamayacağım şey yok. Benim ruhum yok Elif. Ben nefes alıp veren bir intikam makinesiyim. Amacıma ulaşmamı engelleyecek her şeyi yok edeceğim. O yüzden sakın beni zorlama. Bunların beraber. Allah Allah. Şimdi git evine, bir dinlen, bir duş al, bir rahatla. Bulut'un sana sunduğu bu olanakları, bu rüyayı doya doya yaşa. Yaşayayım mı? Nasıl yaşayacağım? Sen bugün beni öldürdün. Kalbimi yerinden söküp aldın. Nasıl yaşayacağım? Bu kadar dramatik olmak zorunda mısın gerçekten? Bak iki gün sonra kendi isteğinle benim evime geleceksin. Ben sana kendi ellerimle bir kahve yapacağım. İki medeni insan gibi oturup konuşacağız. Asla. Asla böyle bir şey olmayacak. Kendi iradenle geleceksin. Kendi isteğinle. Gelin hanım, nereden böyle? Yoksa görümcenizle vakit geçirmemek için mi kayboldunuz ortadan? Cevap vermeye tenezzül etseydin keşke. Thank you.
Bir şey mi lazım Elif Hanım? Yemekleri ben hazırlayacağım. Ama geçen gün Ruşen Hanım dedi. Ruşen Hanım ne dediğini çok iyi biliyorum. Ben Elif Kira'yım. Bu evde istediğim zaman mutfağa girer, istediğim yemeği yaparım. Anlaşıldı mı? Tabii. Nasıl isterseniz Elif Hanım. Güzel. Teşekkür ederim. Elif, her şey harika. Döktürmüşsün resmen. Afiyet olsun. Eline sağlık Elif. Güzel mi olmuş? Ya, keşke bu kadar yormasaydın kendini. Sonuçta bizim bu evde bu iş için çalışanlarımız var. Bunun için para ödüyoruz onlara. İlk geldiğim gün burayı kendi evim gibi bilmemi istemiştiniz. Aslında ben de biraz öyle yaptım. Rahat davranmaya çalıştım. Ha, eğer misafirsin yerini bil derseniz de o ayrı tabii. Yok canım. Ben sadece senin için söylüyorum, yorulma diye. Anlamaya çalış Elif'i biraz da anneciğim ya. Kaynanasıyla görümcesinin gözüne girmeye çalışıyor o da. Ama beni bu ağır yemeklerle kandıramazsın tatlım. Birazcık Ege mutfağına yönel istersen. Zeytinyağlılar, otlar falan. Çalışanları çok fazla şımartmayın. Herkes yerini de görevini de bilsin. Güzelim yemekleri mahvediyorsunuz bence. Bu gereksiz sohbetle. Babam nerede ya? Kaçırmasaydı gelinin ziyafetini. Gecikecekmiş. Öyle soyalı. Güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ne yapsan Elif ya? Sen bu işin üzerine mi gitsen birazcık? Küçük bir dükkan mı açsak biz sana acaba? Elif Hanım'ın mutfağı mesela. Hı? Gözleme falan yaparsın orada. Biraz para kazanırsın. Ekonomik özgürlüğün olur hiç olmazsa. Elif'e laf sokmaya çalışan sevgili kardeşimin 4 yıllık okulu 7 yılda bitirmiş olması ve hayatı boyunca bir yumurta bile kırmamış olması da farklı ironi tabii. Takılıyorum abisi ya. Takılma abisi ya. Biz senin soğuk esprilerine alışıyoruz. Ama Elif değil. Yıldız ne yapıyor? Nasıl geçti gününüz? İyi. Çok selam var sana da. Tabii biraz görüşmeyince konuşacağım şeyler birikmiş. Elif, senin yüzün nerede? Yıldız'ı unuttum herhalde. Bulaşık yıkarken çıkarmıştım. Orada kalmıştır belki. Alırız bir ara uğrayıp. Unutman normal tabii. Demek ki daha alışamadın evliğe de, yüzüğe de. Gerçi biz de alışamadık zaten. Her şey o kadar çabuk oldu ki.